Hocam şimdi 3 tane hanımefendi var. Sizi böyle alabilir miyim hemen? Kızlar böyle şuradan da gelebilirsiniz hemen. Altın kızlar. Altın kızlarım benim. Aynen. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hemen şöyle gelin. Şimdi kızlar bana bakıyorsunuz ve el sallıyorsunuz. Şöyle bir güzel el sallayayım bakayım. Ama sallasınlar ama kollar gözüksün. Kollar gözüksün. O derdimiz o. Bir el sallayın bana. Bizim Türk milletinin adetidir. Yanına kadar gelir, yanından el sallar. Bak. Şimdi bu el sallamayı niye yaptırdım size biliyorsunuz? Çünkü bütün deformasyon bu el sallarken çıkıyor işte. Evet. Ha? Peki. Şimdi mesela hocama gittiniz. Dediniz ki yani bu anlamda bir operasyon geçirmeye niyetlendiniz. Gittiniz, ben bunlardan kurtulmak istiyorum. Nasıl yaparsınız? Herkese yapılır mı ve ne yapıyorsunuz? Çok teşekkür ederim. Gerçekten kadınların en büyük problemlerinden bir tanesi kollar. Bazen bacaklar da oluyor ama kollar dediğimiz zaman eğer ki bu kollar sarkık ise gerçekten kadınları inanılmaz derecede rahatsız ediyor. Evet. Ve eğer sarkıklık çok fazla ise ne yapmak gerekiyor bunları? Mutlaka germek gerekiyor. Hı hı. Ama eğer kalınlık daha ön planda ise o zaman yağ almak lazım. Bakın burada kalınlık daha ön planda, burada sarkıklık daha ön planda farkındaysanız hanımefendinin koluna bakalım. Bakın, üçünde de farklı. Evet, hanımefendi eti farklı. Sıkı yalnız. Bakın buradaki en önemli maymuncuk diyorum ben. Derimizin kalitesi, hanımefendinin derisi sıkı. Onun için yağ almak gerekir ve onu bu şekilde inceltebiliriz. Bakın en basitinden şöyle söyleyeyim. Peki hocam siz ölçerken ben bir şey soracağım. Şimdi bizim evde izliyoruz. Benim etim sıkı mı değil mi? Ben anlayabilir miyim? Anlayabilirsiniz. Bakın. Ne yapacağım? Bakın dokunun sadece. Gerçekten bizim yaptığımız bütün işlemlerde derinin sıkı olması çok önemli. Hanımefendi ki mesela biraz gevşek. Sizinki maşallah diyorum gerçekten. Daha tabii bakayım ben o yaşa gelince gevşek. Benimki ne olacak acaba? Gevşek. Hanımefendininkine bakayım. Bu bakın daha da gevşek. Lütfen bir dokunun Aydın. Şöyle üçünüz birden kolunuzu şöyle hepimiz bakın, yan yana koyalım mı? Bak bakın, şimdi. Bakın gevşeklik görüyorsunuz ne kadar. Bir dakika onu göster. Bir dakika. Bakın. Bir yakına görelim kollarımızı. Şimdi evet, yapın. Efendim. Bakın ne kadar gevşek olduğunu görüyorsunuz. Bakın ona göre daha kalın. Ona göre daha sıkı. Bakın resmen. Bu da yine orta düzeyli diyebilirim. Ama buradaki inanılmaz derecede gevşek. Bu gevşeklik bizim aslında her şeyimizi belirliyor. Çünkü gevşeklik varsa germek zorundasınız. Ama deri sıkı ise o zaman bunlardan sadece yağ almak yeterli. Çünkü gerdiğimiz zaman kolun altında bir iz kalıyor. Eğer bu hastayı rahatsız edeceğini düşünüyorsak biz o zaman onu germek istemeyiz. O zaman ne yaparız? Sadece yağ alırız. Mesela hanımefendinin kolunu bir ölçeyim. Açın efendim kolunuzu. Ya sizi diyorum da benim de kollarım kalındır. Vallahi erkek olsaymışım direkt kaslı doğacakmışım yani neredeyse. Bakın mesela hanımefendinin kolunu ölçüyorum en kalın yerinden. Bakın neredeyse 39 santimetrelik bir koldan bahsediyoruz ki bu gerçekten bir hani bayan için çok rahatsız edici. Badici kolu gibi deniyor aslında bir bakımı. Biz bu hastada sadece yağ almakla o problemden kurtarabiliriz. Ama hanımefendi için böyle bir şey söz konusu değil. Onun için mutlaka germek gerekir. Çünkü yağ alsam daha da derisi gevşek olduğu için daha da böyle sarkık duracaktır. Peki orada dumbbell'lar getirmişsiniz. Onları niye getirdiniz bana? Şimdi şöyle normal şekilde biz özellikle bakın erkeklerde bu problem çok olmaz ama kadınların en büyük problemi özellikle bu kısmın sarkmasıdır. Bunu toparlamak için mutlaka şu egzersizi yapmanız gerekir. Hı hı. Bakın bunu yaptığınızda bizim triceps dediğimiz kaslarımız var. Bakın şu kaslardan bahsediyorum. Hı hı. Bu kasların mutlaka güçlenmesi gerekiyor. Bu eğer güçlenir ise kol sarkmaz. Mesela genç kızlar geliyor benim kolum sarkık diyor. Sporla toplayabilir. Bunu ama yapın. Eğer kollarınıza baktınız bakın, şimdi böyle şu şekilde. Şu şekilde. Mutlaka bakın bu bahsettiğim 1 kiloluk bir dumbbell'dan bahsediyor. Bir yaptırabilir miyim? Lütfen efendim. De. Evet. Yap bakayım bir tane. Bakın siz de yapın şöyle efendim. Şöyle iyice bak böyle kaldırıyorsun. Ha. Bunu indir, indir. Sadece burası oynuyor. Ama bakın, bunu de düzenli. Hani biz sadece operasyon geçirmek istemeyen, ben bunu böyle de yapabilirim diyenler için de gösteriyoruz. Bakın bunu yaptığınızda ama bu böyle biraz daha dik duracak. Hatta şu elinizi bakın arkadan getirin. Şu kolunuza destek olun. Evet. Şimdi kaldırıp indirin efendim. Yetişmiyor. Şimdi kaldırıp indirin. Bakın bunu yaptığında şu kasları görüyor musunuz? Bakın bu dokunduğumuz yerler bunlar bizim triceps kaslarımızdır. Bunlar sıkılaşır ve kolun sarkmasını engeller. Ama belli bir aşamaya geçtiyseniz artık şansınız yok. O zaman ne olacak? Geleceksiniz biz bu şekilde görüp yoruldum. Bu hastaları en azından hoşuna hayır öyle değil. Öyle işte. De yapabilirsiniz. Ha. Öyle de yapabilirsiniz. Bakın şöyle de olabilir. Veya bir tane dumbbell alıp iki kolu beraber de çalışabilirsiniz. Bu şekilde de olabilir. Güzel. Ya da bu şekilde çalışabilirsiniz bakın. Bunu yaptığınız zaman direkt arka kol kaslarınız çalıştığı için sıkılaşacak ve deriniz de sarkmayacaktır. Eğer bunu yapmazsanız inanılmaz derecede
İlerleyen yaşlarınızda buranın sarktığını göreceksiniz. Çünkü kilo alıp vermeler bu bölgedeki eğer kaslarımız güçlü değilse sarkmayla sonuçlanacak. Ve işte oynarken, halay çekerken düşünün kollarınızın sürekli böyle sarktığını. İşte el sallarken el buradan sallarken. Da ayrıca kol da el sallıyor. Bak bizimkiler alışkın her türlü hareketi yapmaya başladılar şimdi. Evet. Peki ola ki size geldi. Evet. İzleyicimiz dedi ki ben kollarımdan... Evet. Ne yapıyorsunuz? Liposuction. Liposuction yani yağ alma işlemi. Ne yapıyorsunuz? Mesela ne yapıyoruz? Ben hanımefendi için göstereyim özellikle. Peki. Gelin efendim. Şimdi ilk başta hastamızı gördük, kolunu ölçtük. Sonra arkasından plan yapıyoruz, çizim yapıyoruz. Çizim yaparken bunlar silinir, korkmayın lütfen. Bakın bu şekilde bir bu bölgedeki fazlalık olan yağ dokularının olduğu kısmı çünkü en çok sarkan yer burası. Sonra buraya, bir dakika, buraya kadar yağ mı? Evet. Şurası olduğu gibi yağ mı şimdi? Olduğu gibi yağ efendim. Bakın dokunun zaten. Dokunduğunuz yer komple yağ dokusu. Görüyor musunuz? Komple yağ dokusu. Bir dakika şu şöyle gidiverse. İşte hanımefendi ise onu öyle yapacağım bir şimdi. Bir dakika şöyle mi olacak yani bu kol? Evet aynen öyle olacak. Ha. Çünkü deri kendini toplayacak. Deri kaliteli ise toplar. Peki bir dakika bir şey soracağım. Evet. Dur sen bir daha kaldır bir tane kolunu. Bu kadar yağ alıp bunun izi ne kadar olur? Buradan bakın kesme yok. Küçücük, bakın gösteriyorum lütfen kamera gelsin. Bakın şuradan küçük bir delik açıyoruz. Bu kadarcık mı delik? Evet aynen o kadar. Ve liposuction yaparken bakın kullandığımız kanüllerin kalınlığı bu kadardır. İncecik bir kanülle buradan giriyorsunuz ve buradan içerideki yağları alıyorsunuz. Tabii yağ almadan önce içine bir sıvı veriyorsunuz. Ve verdiğiniz sıvı içerideki yağları daha da böyle şişiriyor. Damarları büzüyor. Hatta animasyonda vardı. Buradan damar görünmüyor değil mi? Damar sadece... falan gözükmüyor. Ve bunu yaptığınız yani zaman... Yani damar alınmıyor yani. Damar alınmıyor, sadece hayır. Sadece yağ mı? Aynen, sadece yağ alıyoruz. Peki hocam bir şey merak ediyorum. Şimdi buradan içindeki yağları aldık diyelim. Evet. Bu deri ne olur? Bakın balonun onu... hani şişirip boşaltırız ya böyle süner. Öyle kalmasın sonra burası. İşte bakın bunu anlatmaya çalışıyorum. Deri kaliteniz az önce bahsettik ya. Deri kaliteniz iyi ise ki hanımefendinin deri kalitesi iyi toparlayacaktır. Ama hanımefendi için liposuction yapamam. Yani yağ alma yapamam. Çünkü onun derisi gevşek. Derisi toparlamayabilir. Bakın o yüzden liposuction kimlere yapılır? Yağ alma kimlere yapılır? Derisi sıkı hastalara yapılır. Derisinin toplama kabiliyeti olan hastalara yapılır. Ben bunu şöyle anlatayım size. Hamile kadın, bakın derimizin çok önemli bir özelliği var. Elastikiyeti özelliği. Hamile kadın karnı buraya kadar geliyor mu? Ve daha sonra doğumdan sonra gidiyor. En ufak bir problem oluyor mu? Olmuyor. Çünkü deri kendini toparlayabilme kabiliyetine sahiptir. Çünkü içerisinde elastinler var, kolajenler var ve deri kendini toparlar. Bazı insanlar ise toplamıyor ve sarkıyor. Hatta neden? Çatlak oluyor. En çatlak kötüsü. Oluyor. Onlar neden? Çünkü deri kaliteleri düşük olan insanlar. Tabii ki bu kişiden kişiye, herkesin yaratılışında olan bir şey. Bir dakika sizi bulmuşken bir şey soracağım. Çok sorar bunu hamileler bize. Başlarlar hemen yağ sürmeye değil mi? Bu deri genişledikçe her gün yağ sürülür. Bu gerçekten işe yarar mı? Kesinlikle, deri kalitesi az bile olsa? Kesinlikle yaramaz. Ya. Bakın net söylüyorum. Bunun için tonlarca ilaç kullanan insanlar var. İşte bir takım kremler, çatlak önleyici gibi diye düşündüğünüz şeyler. Hiçbirisinin faydası yok. Tek önemli olan şey şu. Eğer hamilelik döneminde 10 kiloyu, 11 kiloyu, 12 kiloyu geçmezseniz çatlama riskiniz azalır. Çünkü çatlak düşünün herkes bu hamilelik geçirmiştir. 8. aydan sonra tam 9. aya başladığınız dönemde bir bakarsınız ki bir ay içerisinde 5 kilo alırsınız. Ve derinizin böyle kızardığını ve çatladığını hissedersiniz ki artık çatlak kaldı sizin için. Ya. O yüzden hamilelik dönemi boyunca asla 10-12 kiloyu geçmemeye çalışın. Yani siz 20 kilo aldığınızda veya 30 kilo doğum yaptığınızda çocuğunuz 10 kilo mu doğuyor? Hayır. Çocuğun, yine 2,5-3 kilo doğuyor. Tabii çocuğun zaten olması gereken kilo 3 kilo, 3,5 kilo. 5 kilo doğuyorsa o çocukta biz endişe ediyoruz doktorlar. Ne diyoruz? Acaba bu çocuk diyabetik bir çocuk mu? Acaba bir şeker hastalığına meyilli bir çocuk olarak mı doğuyor?